Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 53. denemeyle devam ediyoruz. İçeriğimiz özellikle TG denemelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Evet, birinci sorumuza bakarsak, aşağıdaki Türkiye haritasında bazı merkezler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu merkezlerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Gündüz süresi 1 ve 2 numaralı merkezlerde yıl boyunca aynıdır. Eğer aynı enlemde bulunuyorsa arkadaşlar, yıl boyunca gece gündüz süreleri, gece gündüz süreleri arasındaki fark aynıdır. Bunun yanında çizgisel hız aynıdır. Yine bu alanlarda güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır ve yine gölge boylarının yatay düzlemde aynı cisim boyuna sahip olan gölgelerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer noktada bakarsak, yani birinci öncülümüz doğru çıktı. Yıl boyunca 1 ve 3 numaralı merkezlerin yerel saati aynıdır. Aynı boylamda yerel saat, öğle vakti, saat dilimleri zaten aynı olmaktadır. Güneş 2 ve 4 numaralı merkezlerde yıl boyunca aynı anda doğar demiş. Ki bu durumun gerçekleşmesi için sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı boylamda ne oluyordu? Güneşin doğuş ve batış saatleri aynı oluyordu. Bunun dışındaki tarihlerde gece gündüz süresi değiştiği için aynı olma ihtimali söz konusu değildi. Güneş ışınları yıl boyunca öğle vaktinde 3 ve 4 numaralı, yani aynı enlemde bulunan bu iki merkeze aynı açıyla gelmektedir. Bu da doğru bir bilgi olmuştur. Buna göre yanlış olan yalnız 3. Yani D şıkkı doğru cevabımız olmakta. İkinci sorumuzda, Türkiye'deki ana yer şekilleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğu Anadolu'daki lav platoları, yani volkanik oluşumlu platolar, Orta Anadolu'daki yatay duruşlu platolara göre daha yüksektedir ki Türkiye'nin en yüksek platolarını Erzurum, Kars, Ardahan platoları oluşturmaktadır. Kuzey Doğu Anadolu dağları orojenez sonucu oluşan kıvrım dağlarına örnektir ki Alp-Himalaya kıvrım sistemi içerisinde bulunuyordu. Üçüncü zamanda meydana gelmişti. Batı Anadolu'da dağlar kıyıya paralel uzanırken ki Batı Anadolu dediği Ege, Ege'nin genelinde kıyıya dik uzanmaktadır. Karadeniz dağları kıyıya göre uzanış doğrultusu diktir demiş. Tam tersi, daha paralel bir şekilde uzanıyordu. Bu yanlış bir bilgi. Türkiye'deki karstik ovalar genellikle Güneybatı Anadolu'da bulunur. Yani Güneybatı Anadolu dediğim Muğla, işte Antalya'nın olduğu kısımları ifade etmiş. Doğru bir bilgi. Ağrı, Tendrek, Süphan ve Nemrut Doğu Anadolu'da bulunan volkanik dağlara örnekti ve bir hat boyunca, kırık hattı boyunca, fay hattı boyunca sıralanmışlardı. Burada da doğru cevabımızın, yani yanlış olan bilginin C şık olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda, Güney Marmara'da yer alan Kapıdağ Yarımadası Balıkesir'de bulunmakta, oluşumunda dalga ve akıntıların biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur. Burası daha önce bir adayken dalga ve akıntıların biriktirdiği malzemelerle bu adanın kara ile bağlanması ve yarımada özelliği göstermesine neden olmuştur. Buna göre yukarıda söz edilen Kapıdağ Yarımadası aşağıdaki yer şekillerinden hangisine örnektir demiş. Türkiye'de Balıkesir'de bulunan Kapıdağ Yarımadası, Sinop, İnceburun ki en önemli Tombolo ya da Saplı Ada örnekleridir. Ki Türkiye'de baktığımızda bu Tombolo örneklerini daha çok Ege kıyılarında görüyoruz. Çünkü ada sayısı çok fazla ve bunun yanında özellikle kıyının sığ olması biriktirmeyi kolaylaştırıyordu. Bu da önemli etkenler arasında. Bunun yanında lagün kıyı set gölleri şeklinde değerlendirilebiliyordu. Kıyıda bir koy ya da körfezin önünün dalgalar tarafından kapatılmasıyla oluşuyordu. Falezler kıyıda bulunan diklikler, uçurumları oluşturuyordu. Abrazyon platformu ise falezlerin gerilemesiyle yine bunların önündeki düzlük alanları ifade ediyordu. O yüzden burada doğru cevabımız B şıkkı. Unutmayın, Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnceburun en karakteristik ama en çok Tombolo örneğinde Ege kıyılarında görüyoruz. Dördüncü sorumuzda, meteoroloji istasyonlarından alınan bilgilere göre yıllık toplam yağış miktarı Hakkari'de 750-800 mm, Mardin'de ise 600-650 mm'dir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Ki burada baktığımızda ikisi arasındaki yükselti farkının önemli olduğunu biliyoruz. Ki yükselti farkına bağlı olarak yağışın artması, yani yükseldikçe yağışın ortalama olarak artması söz konusu. O yüzden burada daha çok yükselti faktörünün öne çıktığını söylemek mümkündür. Bunun yanında karasallık, zaten ikisi de karasal alanlar. İkisi de denize kıyısı olmayan yerler. Bakı kısmında zaten hani özellik olarak düşündüğümüzde denize dönük tarafları da ya da güneşe dönük tarafları da bir etki etmiyor. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak aldık.
Beşinci sorumuzda aşağıdaki haritada bazı alanlar yine numaralandırılarak gösterilmiş. Yaban mersini, zakkum, defne gibi maki türleri hakkında gözlem yapmak isteyen bir kişi haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisine gitmelidir demiş. Ki maki türlerini biz direkt Akdeniz iklimiyle ilişkilendiriyoruz. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlara bakarsak, Güneydoğu Anadolu'nun özellikle batı kısmından başlayıp Akdeniz kıyıları, bunun yanında Kıyı Ege ve Güney Marmara, Marmara kıyılarında karşımıza çıkmakta. O yüzden burada doğru cevabımızın 3 numaralı alan ya da merkez olduğunu söylemek mümkündür. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Tabii bu kısımda biraz bitki türlerini bilmek gerekiyor. Örneğin geniş yapraklı ağaçlar daha çok Karadeniz'de. Tabii tek Karadeniz'de demiyoruz. Daha çok Karadeniz'de kayın, meşe, kestane, söğüt, yürgen, çınar, kavak gibi. İğne yapraklı ağaçlar ki yine Karadeniz'de bu geniş yapraklılardan sonra gelebiliyor. Akdeniz'de özellikle kızılçam gibi iğne yapraklı ağaçları görüyoruz. İşte fıstık çamı, porsuk, servi, ladin, göknar gibi iğne yapraklı ağaçlar. Maki dediğimizde daha çok zeytin, tabi yabani zeytinden bahsediyoruz. Mersin, keçi boynuzu, menengiç, zakkum, kocaemiş, defne, laden, incir, turunçgiller bunları alabiliyoruz. Bozkır deyince de yavşan otu, gelincik, üzerlik, geven gibi bozkır türlerini almak mümkündür. Altıncı sorumuza geldiğimizde hasat zamanına birkaç gün kalmıştı. Hasat için gün sayarken etkili olan bir rüzgar tarladaki ürünlerin kurumasına ve dökülmesine neden oldu. Beklediğimiz rekoltenin yarısından daha az ürün elde ettik diyen bir çiftçinin yaşadığı yörede rüzgarlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Özellikle bakır sattıran, kar yiyen olarak bilinen ve kuru sıcak bir rüzgar olan fön bu dönemlerde özellikle ürünlere zarar vermekte, ürünleri kurutmaktadır. Burada fönü dikkate alabiliriz. Samyeli tabii ki sıcak bir rüzgar ama bu şekilde bir etki, çok aşırı bir etki olmayabiliyor ama sonuçta sıcak olduğu için yine belli bir etki olacaktı. Tabii fönle kıyasladığım için böyle bir şey söyledim. Ancak yine sıcak bir rüzgar olduğu için onu da fönden sonra alabiliriz. Ama yıldız, karayel, poyraz soğuk rüzgarlar olduğu için bunları alamayız. Ama şu ikisi arasında özellikle fönün bu etkisinin oldukça fazla olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Samyeli'de yine sıcak ve kuru bir rüzgar yine belli alanlarda bu etkiyi yapabiliyor. 1 ve 2 yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yedinci sorumuzda Türkiye'de Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde maki bitki topluluklarının altında oluşan kırmızı renkli topraklar ki kırmızı renkli Akdeniz toprağı olarak bilinen terarostalardır. Çernozyumlar Türkiye'de Erzurum Kars çevresinde görülmekte, kara toprak olarak bilinmekte. Alüvyal topraklar akarsuyun daha çok eğimin azaldığı yerde biriktirmesiyle oluşuyor. Vertisoller dönen topraklar daha çok Ergene, Güney Marmara gibi alanlarda görüyoruz. Solon çakları yine özellikle taşınmış topraklar kısmında da değerlendirebiliyoruz. Bu kısımda doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuzda bazı akarsular verilmiş. Bu akarsulardan hangisinde evsel ve sanayi atıkları nedeniyle yaşanan su kirliliği daha fazladır demiş ki Türkiye'nin en temiz olan akarsuyunda bu kirlilik oldukça az. Bunun yanında Ergene'de kirlilik oldukça fazla diyebiliriz. Sakarya Nehri gibi, Susurluk Nehri gibi. Yani bunlar içerisinde en kirli olanın Ergene olduğunu söylemek mümkündür. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Doğuya doğru kirlilik daha da azalıyor arkadaşlar. Genel itibariyle bir cümle kurarsak. 9. sorumuzda 2020 yılının Ağustos ayında Giresun Aksu Havzası arasında yer alan Dereli'de yaşanan sel ve taşkında 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaşımız evsiz kalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıdakilerden hangileri sözü edilen doğal olayın afet boyutuna ulaşmasında etkili olan beşeri faktörler arasında sayılabilir demiş. Özellikle buradaki taşkın yatağındaki yapılaşma ya da yatakların değiştirilmesi, bunun yanında oralara ev yapılması gibi birçok beşeri etkinin etkili olma durumu söz konusudur. Ama şiddetli sağanak yağış doğal, toprağın emme kapasitesi doğal, havzada yaşanan heyelanlar doğal seçeneklerle karşımıza çıkabiliyor. O yüzden 3 ve 5 yani E şıkkının burada beşeri kısımda değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 10. sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı illerde nüfusun cinsiyete göre dağılımı gösterilmiştir. Nüfusun cinsiyet yapısına bakılarak bu illerden hangilerinde daha çok göç yaşandı ya da göç verdiği daha doğrusu söylenebilir. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar, genelliyoruz. Eğer kadın nüfus daha fazlaysa göç veren iller arasında, erkek nüfus daha fazlaysa göç alan iller arasında değerlendiriliyor.
Çünkü Türkiye'de daha çok göç edenler erkekler. O yüzden de göç alan yerlerde erkek nüfus daha fazla olabiliyor. Kadın nüfusun fazla olduğu yerlere de göç verdiği demiştik. O zaman ikisi arasındaki durumu değerlendirelim. Burada kadın nüfus daha fazla olduğuna göre, erkek nüfusa göre göç veren bir yer. İstanbul'da ise baktığımızda erkek nüfus daha fazla olduğu için göç alan bir yer statüsünde değerlendirebiliriz. Tabii şu anki tabloya göre bunu değerlendiriyoruz. Kocaeli'de yine erkek nüfus daha fazla olmuş. Tokat'a bakıyoruz. Kadın nüfus daha fazla olmuş. Demek ki göç veren yerler arasında. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 4, yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuzda Türkiye'de nüfus her yöreye eşit dağılmamıştır. Örneğin Orta Anadolu'da Ankara ve Eskişehir çevresi yoğun nüfuslanmıştır. Bu alanın yoğun nüfuslanmasında hangisinin etkisi daha azdır? Ankara ve Eskişehir ulaşımın geliştiği alanlardır. Bunun yanında hizmet sektörü, ki biliyorsunuz ki memur kenti olarak da geçiyor Ankara için, bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında sanayi sektörü gelişmiş ki savunma sanayisi, ulaşım kısmında, bunun dışında baktığımızda mobilya Ankara'da biliyorsunuz önemli sanayi dalları. Eğitim imkanları yine bu alanlarda gelişmiş ama geniş tarım alanlarına sahip olduğu için ilk etapta gelişen yerler değil bunlar. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. 12. sorumuzda Staslov dediğimiz sakin şehir anlamında kullanılan bir kelimemiz var. Türkiye'de Staslov unvanı bulunan 18 şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin tamamı ilçe merkezidir ve nüfusları 50 binin altındadır. Zaten kriterlerden birisi de buydu. Nüfusları 50 binin altında olması gerekiyordu. Buna göre hangisi bu şehirlerden biri değildir ya da Staslov dediğimiz A dahil olan şehirlerden birisi değildir? Ki bu tür şehirlerde baktığımızda daha çok çevre kirliliği, gürültü kirliliği, trafik sorununun olmaması gerekiyor. Bunun yanında baktığımızda daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması gerekiyor. Hava kirliliğinin daha az olması gerekiyor gibi birçok etken söz konusu. Ki bunlar arasında arkadaşlar İskenderun yoktur. D şıkkı doğru cevabımız olmaktadır. İlk yavaş şehrimiz Seferihisar'dır. Hemen bunları da yorumlayalım. Bunları da bir hatırlatalım. Ki Türkiye'de 18 Staslov var. Bunun yanında en son Ankara Güdül. Tabi değişebilir liste. Çünkü güncelleniyor yıllara göre. Ankara Güdül ilk olarak Seferihisar dikkate alınmış. Bunun yanında Vize, Gökçeada, Yenipazar, Akyaka, Muğla, Yalvaç, Eğirdir, Taraklı, Mudurnu, Göynük, Gerze, Perşembe, Halfeti, Ahlat, Uzundere, Şavşat gibi alanlar, merkezlerimiz de yine bu ağa dahil olan yerler arasında sayılıyor. Evet, 13. sorumuza baktığımızda aşağıda Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerinden birine ait bilgiler verilmiştir. İklim seçiciliği fazla değildir. Ki iklim seçiciliği fazla değil diyorsa muzu elemem gerekiyor. Çünkü iklim seçiciliği var. Turunçgilleri elemem gerekiyor. Akdeniz ikliminin etkilerinin olduğu alanlarda karşımıza çıkıyor. Yaz döneminde sulama ihtiyacı fazladır demiş. Isparta, Karaman, Niğde önemli ticari üretim alanlarıdır. İç üretimi karşılama oranı yüksektir. İhracata konu olur demiş. Ki Mısır'ı biz ithal ediyoruz yetmediği için. O yüzden Mısır'ı da eleyebiliriz. Geriye iki şık kalıyor. Burada da özellikle Isparta'nın birinci olduğu, Niğde'nin ikinci sırada geldiği üretimi kısmında değerlendirdiğimizde elmanın olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. 14. sorumuzda aşağıda Türkiye'de yer alan bazı yörelerin doğal bitki örtüleri verilmiştir. Bu yörelerde doğal koşullara bağlı kalarak aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangilerinin yapılması beklenir? Doğal koşullara bağlı olarak. Bozkır, Konya, ki koyun bozkırın olduğu yerlere daha doğal olarak yetişen bir hayvan türü olarak değerlendirilebiliyor. Çayır, Kars yöresi, ki sığır büyükbaş olması gerekiyor. Orman, Muğla, bitki örtüsü işin içine giriyorsa daha çok arıcılık, özellikle bitki örtüsü çeşitliliği, arıcılık orada önemli oluyor. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. 15. sorumuzda Türkiye'de bakır madeninin işlendiği bazı merkezler verilmiş. Bu merkezlerin hangilerinin sanayi kuruluş yeri seçiminde ham maddeye yakınlık faktörü etkili olmuştur? Samsun'da bakır çıkarılmamaktadır. Daha çok ulaşım, pazarlama imkanları etkili olmuştur. O yüzden biri ham maddeye yakınlık kısmında dikkate alamayız. Murgul ve Maden'de ise çıkarım alanlarına yakınlık, yani ham maddeye yakınlık söz konusudur. O yüzden doğru cevabımızın burada
2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ki burada da şunu hatırlatalım. Kader kodlaması, Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. Bu alanlarda bakır çıkarımı yapılıyor. Ki o alanlar arasında saydığımız yerler arasında şu ikisi mevcut. Ama Samsun kader kodlamasında bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir kodlamamızı da hatırlatalım. 16. sorumuzda Türkiye'nin dış satım gelirlerinde aşağıdakilerden hangisinin payı diğerlerine göre daha fazladır? Türkiye'nin ihracatta en fazla gelir elde ettiği ürün grubu motorlu kara taşıtlarıdır. Birinci sırada gelmektedir. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Tabii burada birçok arkadaş şunu diyor, biz bu kadar satıyoruz ya da bize ait bir marka olmadığı halde nasıl oluyor? Ki Türkiye'de üretim yapan bazı markalar var. Bunları birleştirip satmamız bile bize çok fazla gelir sağlıyor. Ve dediğim gibi TÜİK verilerine göre birinci sırada yer alıyor. Bunu unutmayalım. Önemli bir nokta. 17. sorumuzda. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım geçitlerle sağlanmaz? Özellikle burada çok sayıda geçit bulunur şeklinde bir kodlamamız var. Çubuk, Sertavul, bunun yanında Gülek ve Belen geçitleri Akdeniz'deki önemli geçitler. Bunun yanında Kop ve Zigana gibi geçitlerin olduğu yer Doğu Karadeniz. Ama burada dağlar kıyıya dik uzandığı için 4 numarada iç kesimlere ulaşım için geçitlere çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer alanlarda ise dağlar kıyıya paralel uzandığı için iç kesimlere ulaşımın geçitlerle de sağlandığı önemli bir nokta diyebiliriz. O yüzden D şıkkını doğru cevap olarak aldık. 18. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Suriye'ye açılan sınır kapılarından biri değildir demiş. Üzümlü Hakkari'de bulunan ve Habur'dan sonra açılan bir sınır kapısıdır. O yüzden Irak'la aramızda yer almaktadır. Diğerleri ise Suriye'nin aramızda yer alan sınır kapıları arasında gelmektedir. Hemen bu sınır kapılarını da hatırlatalım ki C şıkkı doğru cevabımız oldu. Şimdi Türkiye'nin özellikle Hamzabeyli, Kapıkule, Dereköy, Bulgaristan arasındaki önemli sınır kapıları. Pazarkule, İpsala, Yunanistan'la aramızda. Sarp, Posov ve Aktaş, Gürcistan'la aramızda. Dilucu, Nahçıvan ile aramızda. Gürbulak, Kapıköy, Esendere, İran ile aramızda. Kabur ve Üzümlü, Irak ile aramızda olan sınır kapıları. Suriye ile bir sürü sınır kapısı var. En son açılan biliyorsunuz ki Zeytin Dalı sınır kapısıydı. Öncüpınar, Cilvegözü, Yayladağı, Karkamış, Akçakale ve Nusaybin gibi sınır kapılarını da burada Suriye ile aramızda olan sınır kapılarını da alıyoruz. Ve bu şekilde soru çözümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki soru çözümünde yine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.